Merhaba, deprem özel yayınımız 19. saat ana haber bülteninde devam ediyor. Her zaman olduğu gibi önce başlıklar. Depremin yaşandığı 10 ilimizi genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremlerin etkilediği 10 şehri kapsayacak şekilde 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. O hal ilan edilmesi ne anlama geliyor? Hangi etkileri veriyor? İtalyan jeofizikçi Carla Doloni, Türkiye'nin depremle birlikte Arap Yarımadası'na doğru en az 3 metre hareket ettiğini söyledi. Doloni, bunun 30-40 saniye içinde gerçekleştiğini kaydetti. Felaketin vurduğu yerlerde yaşanan acılar yürek burkuyor. Kitaplar, bebek ayakkabıları, molozların arasından çıkıyor. Enkaza doğru yürüyen arama kurtarma ekiplerine aşağıdan bir anne seslendi. Betonların arasında yankılanan ses herkesin kalbine dokundu. Türkiye'de meydana gelen depremler dünya medyasında geniş yankı uyandırdı. Son yüzyılın en büyük doğal felaketi hatırlatması yapılırken afetzedelere yardım çağrısı yapıldı. 85 milyon yardım için kenetlendi. 10 bin kişilik kurtarma ekipleri çalışmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri nakliye uçaklarıyla binlerce askeri afet bölgesine ulaştırdı. 20 bin çadır, 300 bin battaniye bölgeye gitti. Kan bağışı için şehirlerde 10 binler kuyruğa girdi. Her türlü ihtiyaç için kampanyalar başlatıldı. Sesimi duyuyor mu? Hayatta kalma mücadelesi veren depremzedeleri bekleyen bir tehlike daha var. Hipotermi. Kışın sert geçtiği bölgede enkaz altındakiler gibi afetzedeler de hipotermi riski yaşıyor. Yüzyılın en büyük deprem afetinde mücadele sürüyor. Bir yanda deprem, bir yanda sert ve soğuk hava koşulları. Acımız büyük, bütün Türkiye yastayız. Hepimizin bir yanı yıkıldı. Hepimizin bir yanı enkaz altında. 3000'den fazla insanımız maalesef hayatını kaybetti. 8000'i aşkın kişi şu ana kadar kurtarıldı. Enkazın altında kaç kişi olduğunu henüz bilmiyoruz. Arama kurtarma çalışmaları canhıraş sürüyor. 13 milyon insan bu depremden etkilendi. 10 ilimizde 3 ay boyunca olağanüstü hal ilan edildi. Bölgeye Türkiye'nin dört bir yanından da yardım gidiyor. Aklımız deprem bölgesinde, dualarımız deprem bölgesi için. Artık kritik anlardayız ve dehşetin içinde umut bekliyoruz. TVNET ekipleri de erken saatlerden bu yana bölgelerde, depremin vurduğu bölgelerde haber nöbetini sürdürüyor. Önce depremin merkez üssü olan can kaybının en fazla olduğu Kahramanmaraş'a gidelim. TVNET ana haber muhabiri Enes Arol bizi bekliyor. Enes, nedir gözlemlerin şu saat itibariyle, aktarır mısın bize? Nurdan, ne söylenebilir ki, ne denilebilir? İnan, kelimeler, cümleler kurarken yani tüm kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Biz depremden dakikalar sonra İstanbul'dan ekip arkadaşlarımızla birlikte yollara çıktık. Kimimiz karayoluyla geldi, kimimiz havayoluyla geldi. Ben önce Gaziantep'e gittim, sonra Diyarbakır'a gittim. Oradaki enkazları tek tek incelemeye çalıştım. Baktım, yerleri gezdim. Bugün Kahramanmaraş'a geldim. Yani burası bambaşka Nurdan. Yani inan, Kahramanmaraş'ın merkezindeyiz şu an ve elektrik yok, doğalgaz yok. İnsanlar dışarıda ateş yakmışlar. Isınmaya çalışıyorlar, bir yandan yakınlarını bekliyorlar. Yani Kahramanmaraş'ın merkezi şu anda tamamen hayalet çevreye dönmüş desek az demiş olmayız. İnsanlar yardım bekliyor. AFAD ekipleri, kurtarma ekipleri, herkes seferber olmuş durumda. Herkes yetişmeye çalışıyorlar. Ama sonuçta insanlar da ailelerini enkaz altından, çocuklarını
annelerini, babalarını, ailelerini kurtarmak için seferber olmuş durumdalar. Dediğim gibi hava çok soğuk. Yani şu anda 3 derece gözüküyor. Ama hissedilen inan çok daha altında. İlerleyen saatlerde daha da soğuk olacak. Ara ara kar yağıyor. Ne denilebilir? Yani şimdilik aktaracaklarımız bu kadar diyelim. Sözü sana bırakalım tekrar. Enes'in de söylediği gibi kelimelerin kifayetsiz kaldığı günlerden geçiyoruz. Dünden bu yana acımız büyük. Canhıraş mücadele edip bölgeye yardım göndermeye çalışıyoruz. Türkiye el ele bölgeye bir şekilde elinden gelen bütün imkanını kullanıp yardım etmeye çalışıyor. Şimdi de Malatya'ya gidelim. Yine yıkımın büyük olduğu bölgelerden bir tanesi. Orada da Haluk Karakaya notlarıyla bizi bekliyor. Haluk, sen neler söyleyeceksin? Evet Nurdan, iki gündür Malatya'dayız. Buradaki çalışmaları yakından takip ediyoruz ve kameraman arkadaşım Umut Taşkaya ile birlikte ekranlara getiriyoruz. Burada Malatya Yeşilyurt ilçesindeyiz. Arkamda görünen enkazın bir hayli kritik olduğunu ifade edebilirim. 7 katlı bir bina, 6 dükkan ve bu bina Kahramanmaraş'ta Pazarcık ilçesinde yaşanan 7,7 şiddetindeki depremin ardından yerle bir oldu. Enkaz altında tabii çalışmalar devam ediyor. Tüm ekipler sahada. Yayına girmeden önce aslında bir baba o umutlu bekleyişi işte bizlere aktardı. Aslında biz ne kadar aktarabileceğimizi bilmiyoruz ama 3 çocuğunun enkaz altında olduğunu ifade etti. Tabii çalışmalar devam ediyor. O umutlu ve gergin bekleyiş tabii burada sürüyor. Ancak tüm ekiplerin koordine halde çalışmalarını yürüttüğünü ifade edelim. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Umut Taşkaya'dan görüntüleri sizlere getirmesi için, ekranlara getirmesi için. Az önce de belirttiğim gibi Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde 7,7 şiddetinde meydana gelen depremin ardından 7 katlı bina burada yerle bir oldu. Şu an tüm ekiplerin bu bina üzerinde çalıştıklarını görüyoruz. İş makineleri var. 3 iş makinesi. Az önce de belirttim. Depremin yaşanmasının ardından kısa bir süre sonra biz de bölgeye intikal ettik. Bölgedeki çalışmaları yerinde inceledik. Buradaki çalışmalar kapsamında en kritik noktalardan biri olduğunu ifade edebilirim. Şu an tabii resmi bir açıklama olmadığının altını çizerek ifade etmek istiyorum. Binada 40 ve 50 kişi arasında vatandaşın olduğu ifade ediliyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalar kapsamında da 10 vatandaş kurtarıldı. Tabii ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yabancı bir ekip burada yine destek kapsamında burada Malatya'da ve tüm çalışmalara destek oluyor. Kameraman arkadaşım Umut Taşkaya ekranlara getiriyor. Aslında birçok farklı noktadan yayın yaptık ancak bu bölgenin bir hayli kritik olduğunu ve çalışmaların önemli ölçüde bu noktaya odaklandığını da ifade edebiliriz. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim sağ tarafı sizlere göstermesi için. İşte bu bölgede Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kameraman arkadaşım Umut Taşkaya ekranlara getiriyor. İşte enkaz altından çıkartılan yaralı veya hayatını kaybetmiş vatandaşlar bu hastaneye sevk ediliyor. Tabii yaralı vatandaşlar içinse bir sahra hastanesi oluşturuldu UMKE tarafından. UMKE tarafından oluşturulan sahra hastanesinde tüm çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda tüm çalışmaların sürdüğünü sahra hastanesi kapsamında 12 vatandaşın acil müdahale anlamında burada müdahale edilebileceğini söyleyelim. Sabah saatlerinde başlamıştı bu sahra hastanesinin sahra hastanesinin çadırının kurulması ve kısa bir süre sonra da tamamlandı ve şu anda vatandaşlar ilk olarak müdahale edildiğinde burada yapılıyor. Ardından da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne acil bölümüne sevk ediliyor. Hummalı bir çalışma yürütülüyor dedik. Tüm ekipler sahada, tüm ekipler seferber olmuş durumda. Vatandaşların da yer yer destek olduklarını görüyoruz. Mehmetçik sahada, AFAD ekipleri koordinasyonunda tüm ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Biz de iki gündür kameraman arkadaşım Umut Taşka ile birlikte buradaki çalışmaları ekranlara getiriyoruz. Az önce de ifade ettim aslında.
Ciddi noktalardan birisindeyiz. Kritik bir nokta. İki gündür Malatya'dayız. Buradaki çalışmaları ekranlara getiriyoruz ve burada hasarın büyük olduğunu ve enkaz altında da az önce de belirttiğim gibi resmi bir açıklama değil ancak bölgeden edildiğimiz bilgiye göre birçok vatandaşın enkaz altında kaldığını ifade edelim. Bugüne kadar da 10 vatandaş enkaz altından çıkartıldı. Bölgede tabii yayınlarımızı sürdüreceğiz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Nurdan. Malatya'daki manzarayı da böyle öğrenmiş olduk. Haluk Karakaya son durumu aktardı. Şimdi üçüncü adresimiz de Gaziantep olacak. 2 milyon nüfuslu Gaziantep'te son durum ne? Enkaz kaldırma çalışmaları ne aşamada? Yunus Emre Şahbenderoğlu aktaracak. Nurdan iyi yayınlar diliyorum. Aslında enkaz kaldırma çalışmalarını hem Enes hem de Haluk bahsetti. Ancak bizim altını çizmemiz gereken bir diğer nokta Arçı sarsıntılar. Bizler şu anda bir benzin istasyonundayız. Aslında yakıt almak için geldik buraya ve yaklaşık 24-25 dakika önce şiddetli bir arçı sarsıntı gerçekleşti ve AFAD'dan aldığımız bilgiye göre 4.9 büyüklüğünde Pazarcık merkezli yani yine Kahramanmaraş merkezli bir arçı sarsıntı gerçekleşti. Bizler o esnada marketin içerisindeydik. İnanılmaz bir korku salındı etrafa ve tabii vatandaşlar da bu noktada telaşla marketten kaçıştı. Tabii bu arçı sarsıntıların en ciddi kendini gösterdiği nokta hasar almış binalar. Biliyorsunuz ki biz bugün gün boyunca İbrahimiye bölgesindeydik ve orada Ayşen apartmanındaydık. Aslında o apartmanın yanında da bir başka apartman vardı ve hasar almıştı. İşte bu arçı sarsıntılar en çok da o hasar almış binalara zarar veriyor. Peki biz neden benzin istasyonundayız? Bundan da bahsedeyim. Aslında depremin olduğu bölgelerin birçoğunda yakıt sıkıntısı çekiliyor. Neden çekiliyor? Çünkü yollar kapalı. Yakıt tırları şu anda istasyonlara gelemiyor ve haliyle burada kuyruklar oluşuyor. Ben hemen kısaca o kuyruktan da bir görüntü aktarmak istiyorum. Kameraman arkadaşım Kubilay Özev aktarıyor. Bakın onlarca kişi şu anda bulunduğumuz bu istasyonda. Tabii bir bu kadarı da başka istasyonlarda sıra bekliyor, kuyruk bekliyor. Sıra kendilerine gelince yakıtını alıyor. Aslında vatandaşlar için belki de çok elzem değil ancak bu noktada şunun altını çizelim. Belediye araçları için, kurtarma ekiplerinin kullandığı araçlar için, belki de vinçler için, kamyonlar, kamyonetler için aslında yakıt olmazsa olmaz. Hele ki bugün de olmazsa olmaz. O yüzden yayını sonuna gelirken, noktalarken şunun altını çizelim. Özellikle de yollarda yakıt istasyonlarına gelen o yakıt tırlarının biraz daha önü açılmalı, biraz daha inisiyatif kullanılmalı. Sürücüler de buna biraz daha nezaket göstermeli diyelim ve sözü yeniden sana bırakalım. Gaziantep'teki son durumu da Yunus Emre Şahbenderoğlu'ndan öğrendik. Maalesef tarihimizin en büyük afetini yaşıyoruz. Önce 7,7 ardından 7,6. Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen İki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son 100 yılın en güçlü sarsıntıları şehirlerimizi adeta harabeye çevirdi. Şu an için resmi açıklamaya göre 3703 kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'da teyit edilen toplam 5775 bina yıkıldı. Yaralı sayısı 22 binin üzerinde. Kahramanmaraş ve Adıyaman'a sabah saat 11 itibarıyla 48 saat süreyle afetle ilgili sevkiyatlar yapanlar hariç araç girişi de durduruldu. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. Ülke genelindeki okullarda 13 Şubat'a, afet bölgesindeki okullardaysa 20 Şubat'a kadar eğitim ve öğretime ara verildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu da Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da 66 ilave savcı gönderdi. 14 ülkeden 3294 arama kurtarma personeli Türkiye'ye geldi. 70 ülkede yardım için talepte bulundu. Şu anda 10 gemi İskenderun Limanı'ndan yaralıları hastanelere sevk ediyor. 85 araç kent ve ilçe merkezlerinde beslenme hizmeti veriyor. Depremde doğrudan 13,5 milyon kişi etkilendi. Yurdun birçok şehrinden de gönüllü vatandaşlar da yardım için
yola çıktı. İtalyan jeofizikçi Carlo Doglioni, Kahramanmaraş'taki depremler sonucu Türkiye'nin tam 3 metre kaydığını açıkladı. Peki bu nasıl oluyor? Yahya Hancı haberinde anlattı. Kahramanmaraş'taki depremler yer altındaki hareketlerin nedenli büyük olduğuna işaret ediyor. Ulusal Jeolojik ve Volkanoloji Enstitüsü Başkanı Carlo Doglioni'nin söyledikleri kayda değer. İtalyan jeofizikçiye göre Türkiye birkaç saniyede 3 metre hareket etti. Bu levha hareketleri sonucunda yaşanan bir olay. Dünyayı saran yer kabuğu bütün gibi görünse de aslında onlarca kırık ve birbirinden ayrılmış parçalardan oluşuyor. İşte bu yer kabuğu parçalarına levha deniliyor. Türkiye 3 büyük levhanın etkisi altında. Avrasya, Afrika ve Arap levhaları. Anadolu'nun büyük bir kısmının yer aldığı Anadolu levhası, Avrasya levhasının küçük bir bölümü. Jeolog Profesör Doktor Celal Şengör katıldığı bir canlı yayında Kahramanmaraş'taki depreme neden olan yer hareketini anlattı. 3 tane levha var. Arap levhası buradan aşağı doğru kaydı. Kaydı. Ve bir deprem yarattı. Ve o deprem burada oldu. Evet. O deprem şurada oldu. Şurada, bunun üstünde oldu. Ondan sonra bu aşağı doğru kaymaya başladı. Burası. İnce, bu boşluğu kapatmak için bu aşağı doğru kaymaya başladı. Ve yanalatım yapmak mecburiyet. Bu 7.6, bu 7.8. Evet. Uzmanlar Doğu Anadolu fay hattının en hareketli faylardan biri olduğuna dikkat çekiyor. Milyon insanı etkileyen Kahramanmaraş merkezi depremler Doğu Anadolu fay hattı üzerinde meydana geldi. Peki bu fay hattı hangi illerden geçiyor? Bu hat üzerinde daha önce hangi depremler yaşandı? Yasemin Işık araştırdı. Binlerce insanın hayatını kaybettiği, binlercesinin hala enkaz altında olduğu korkunç deprem Doğu Anadolu fay hattı üzerinde meydana geldi. Bu alan Türkiye'nin doğusunda başlayan ve güneyine doğru uzanan aktif bir deprem bölgesi. Bu bölgede 20. yüzyılın başından bu yana büyüklüğü 6'nın üzerinde çok sayıda deprem yaşandı. Yaklaşık 550 kilometre uzunluğunda olan Doğu Anadolu fay hattı Hatay'dan başlıyor ve Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Elazığ'dan geçerek Bingöl'e kadar devam ediyor. Bu hat üzerinde yer alan tüm iller birinci derece deprem bölgesi. Son depremlerden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de kent merkezinden aktif fay hattı geçen 24 şehir arasında. Bu hat üzerinde son 25 yılda meydana gelen büyük depremler 1998 Adana Ceyhan, 2003 Bingöl ve 2010 Elazığ. Son depremse 24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelmişti. 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybetmiş, 1000'den fazla kişi de yaralanmıştı. Şimdi akıllarda tek bir soru var. Doğu Anadolu fay hattı, Kuzey Anadolu fay hattını yani beklenen büyük Marmara depremini tetikler mi? Doğu Anadolu fayında olan bir depremin, Kuzey Anadolu fayının yani Marmara'da olabilecek olası bir depremi tetiklemesi teorik olarak mümkün değil. Yani bilimsel olarak da kimse bunu böyle söylüyor. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Samet Arslan konuğumuz. Depreme dair akıllardaki soru işaretlerini kendisine yönelteceğiz. Samet Bey, çok hızlı ve kısa basit bir şekilde sorumu yönelteceğim. Vatandaşın da en çok sorduğu sorulardan bir tanesi. Biz bu depremi bekliyor muyduk? Ortaya çıkan manzara bize ne anlatıyor? Sizin ilk gözleminiz nedir? Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Aslında bu fay hatlarını ve deprem risklerini çok fazla konuştuk. Bence artık bundan sonra konuşulması gereken başka şeyler var. Ama sorunuzu yine de cevaplayayım. Bu bölgedeki beklenen şiddet aslında 7.3 civarında bir şiddetti. Bunu nereden alıyoruz? İstatistik verilerden ve bu bölgedeki jeofizik çalışmalardan. Ancak beklenenin dışında birazcık daha yüksek, daha birazcık derken bayağı bir yüksek, 7.9 seviyesinde bir deprem karşımıza çıktı. Bu bölgedeki beklenen deprem şiddeti değildi. Beklenenin daha üstünde bir deprem. Dolayısıyla da arka arkaya da iki tane ayrı depremin olması bölgenin de çok geniş olmasından dolayı neredeyse 15 milyon vatandaşımızın
bulunduğu bir, yaşadığı bir bölge. Bu kadar insanımız, 15 milyon insanımız maalesef beklentinin üstünde olan bu depremden ciddi şekilde etkilendi. Beklenen deprem olsaydı ne olurdu? 7.2, 7.3 gibi bir deprem olsaydı belki hasar bu kadar olmayabilirdi, kayıplarımız bu kadar olmayabilirdi belki. Ama maalesef yaşadığımız durum Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşamış olduğu en şiddetli, bir numara hatta felaket diyebilirim, afet felaketi diyebilirim. Peki Samet Bey, şimdi vatandaşların hakkında birçok soru işareti var. Sosyal medyada da ciddi propaganda yapılıyor bu mesele üzerinden. Şimdi iki tane peş peşe büyük deprem yaşandı. Biz bu endişeleri giderelim, bilgi verelim ki vatandaşların da kafasındaki soru işaretleri giderilsin. Bu deprem, doğudaki bu deprem batıdaki başka fay hatlarını tetikler mi? Yani biz Türkiye'de şu anda başka bir deprem bekleyelim mi? Vatandaşların en çok sorduğu soru bu. Bence çok fazla manipülasyon yapmaya çok fazla gerek yok. Türkiye deprem ülkesidir. Her an Türkiye'nin herhangi bir yerinde deprem olabilir, nokta. Bu çok önemli bir motto. Lütfen bunu herkes kendi kendine tekrarlasın. Türkiye bir deprem ülkesidir. Her an Türkiye'nin her yerinde deprem olabilir. Bunu bir kenara koyalım. Bu bizi bir kere deprem oldu artık 10 yıl, 15 yıl. Çünkü orta şiddetteki deprem tekerrür aralığı 10 yıldır Türkiye'de aşağı yukarı. Orta şiddet dediysem azıcık şiddetli yani. Bu bizi bir defa tembelliğe ve yeknesaklığa bir defa sokmasın. Tedbirimizi, önlemlerimizi almamız gerekir. Tekrar söylüyorum, Türkiye bir deprem ülkesi. Yeniden deprem her yerde, her an olabilir. Tedbirli olup önlemlerimizi alarak devam etmemiz gerekir. Ha bu deprem bir başka Kuzey Anadolu fay hattında özellikle veya daha batıda İzmir'de bir başka yerleri tetikledi mi? Sıfır demek imkansız buna, ama çok çok küçük ihtimallerle desteklenmiş, tetiklemiş olabilir. Ama çok küçük olasılıklarla, ama doğrudan tetiklediğini söylemek bilimsel olmaz tabii ki. Peki Profesör Doktor Samet Arslan konuğumuzdu. Depreme dair akıllardaki soru işaretlerini konuştuk. Deprem ülkesi olan Türkiye'de daha önce de 7 büyüklüğünün üzerinde birçok deprem meydana geldi. Editörlerimizden Yahya Hancı bu depremleri derledi. Kahramanmaraş'ta ard arda gelen büyük sarsıntılar Türkiye'nin deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Türkiye 7 üzerindeki depremlere yabancı olmayan bir ülke. Belli periyotlarla böylesi büyük depremler sıklıkla yaşanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük depremi 7,9'da 1939 yılında Erzincan'da yaşandı. Şehirde neredeyse ayakta duran bina kalmamıştı. Can kaybı ise 33 bin olarak kayıtlara geçti. Bu depremle birlikte ilk defa Kuzey Anadolu fay hattının varlığı anlaşılmaya başlandı. 3 yıl sonra aynı fay hattı üzerindeki Tokat'ın Erbaa ilçesinde deprem yaşandı. 7 büyüklüğündeki deprem 3000 kişinin ölmesine neden oldu. Depremler doğudan batıya doğru ilerlemeye devam ediyordu. Tarihler 1943'ü gösterdiğinde adres bu kez Samsun'un Ladik ilçesiydi. Binaların %75'i yıkıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4000'di. Bolu'nun Gerede ilçesinde ise 7,5 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı. Büyük yıkıma neden olan sarsıntı Batı ve Orta Karadeniz'de birçok şehri etkilemişti. Aynı büyüklükte deprem 31 yıl sonra bu kez Van'ın Muradiye ilçesini vurdu. Enkaz altında hayatını kaybedenlerin yanı sıra sıfırın altında 17 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle donarak ölümler de gerçekleşti. 1999 yılında İstanbul'da etkileyen 7,4'lük Kocaeli-Gölcük depremi yaşandı. Deprem 45 saniye sürdü. Resmi kayıtlarda can kaybı 17.118 olarak yer alıyor. Deprem oluyor! Deprem oluyor! Gölcük depreminin yaraları henüz sarılmamışken 3 ay sonra Düzce'de 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ukrayna'dan bile hissedildi. Kıyamet koptu, ev kalmadı. Kahramanmaraş'taki depremlerden önce 7'nin üzerindeki son deprem Van'da yaşanmıştı. 7,2 büyüklüğündeki depremde 1000'e yakın kişi hayatını kaybetti. Bir değerlendirme daha alacağız şimdi. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki konuğumuz. Sayın Moriwaki, şimdi önce 7,7 ardından da 7,6 büyüklüğünde iki deprem yaşadık. Bu normal mi? Artçı dendi önce, sonra ana deprem dendi, bağımsız denildi. Tarihte bir örneği var mı daha doğrusu? Evet, Türkiye'de böyle yok zannediyorum ama Japonya'sa bu büyüklüğü
iki depremi arka arkaya da gelebilir. Ve yani Doğu Anadolu fay hattını bir küçük şube gibi onun için ayrı yaptı. Ama bu beraber de olabilirdi. Bu o kadar önemli değil diye söyleyebilir. Ama neyse 7.7 ve 7.65 ise bu kadar Türkiye olarak 7.9 en büyük depremine sonra ikinci oluyor için sıra sıra böyle geldiğini özel diye düşünmek lazım. Ve ben 30 sene önce Türkiye'ye geldi. O anda Japonya'ya kadar deprem ülke ama Japonya'ya kadar değil. Evet. Böyle hissettim. Ama bu 3 sene beraber 3 sene Silivri'den başladı. Elazığ ve Bingöl, Elazığ o an aynı zamanda Ege tarafta da Muğla, Manisa, İzmir'de böyle başladığı için Türkiye hareket başladığı gibi geliyor. Siz geçen yıl eğer yanlış bilmiyorsam Aralık ayında Kahramanmaraş'a gittiniz değil mi? Seminer verdiniz. Evet. Bu depremi bekliyor muydunuz? Evet, yani Kahramanmaraş'ta da söyledi ve Afyon'a gittiği zaman 28'iydi Aralık'ta. Orada gittiği zaman de tabii Türkiye'nin en büyük bekliyor yeri Marmara bölgede. Ama bu Doğu Anadolu fay hattı Kahramanmaraş tarafta. Bu tarafta da devamını olabilir diye konuşuyordum. Peki bu deprem bu şiddetiyle bugün Japonya'da yaşansaydı nasıl bir manzara çıkardı karşımıza? Yani aslında 8'ini arttığındaysa tabii ki hasar olabilir ama bu kadar bina çökmüyor. Yani çok eski binada çökebilir ve çöküyorken sadece giriş katta çökebilir. Çok eskiyse giriş katının katsayı o kadar değildi. 1982'de yönetimlik değişikliği olduğu için ondan önceki bina giriş katta zayıf. Ama tamamen böyle çökmüyordu. Yani biz normalde bina deprem kendisi de bina çökmüyordu. Ama sonraki tsunami'den dolayı 2011'deki depremde tabii magnitude 9. Ama magnitude 9 ama bina çökmüyordu. Yani bu Türkiye 99'un depremde aynı, bu sefer 2011'deki Van'daki depremde aynı. Yani bu sebep Japonya ve farkı bu var. Japonya'da izinsiz yani kaçak bina diye yok, sıfır. Evet. Ama Türkiye'de %50'nin altında kaçak bina var, izinsiz. Evet. Yani kontrolsüz diye söyleyebilirim. İnsanın işi tabii ki bazen yanlış olabilir ama bu belediyenin onay varsa, yapı denetimliğinin kontrolü varsa bunu yanlış yaptığı hesabı ortaya çıkıyor, düzeltiyor. Ondan sonra yapıyor ve betonun kalite, inşaat demirinin kalite bunları da kontrol yapıp en son problem yok bina, yani depremine karşı dayanıklı bina yapabilir. Peki, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki konuğumuzdu. Depreme dair aklımızdaki soru işaretlerini değerlendirdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 10 ilimizi kapsayacak şekilde 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız dedi. Peki, olağanüstü hal ilan edilmesi ne anlama geliyor? Anayasanın 119. maddesi belli şartlarda Cumhurbaşkanına o hal yetkisi veriyor. Peki hangi şartlar? Onları da hemen kısaca özetleyelim. Biz buraya birkaç tanesini aldık ama elbette daha fazlası var. Örneğin savaş, şiddet eylemleri, salgın, ağır ekonomik bunalım ve tabii afet. Yani şu anda içinde bulunduğumuz durum.
Bu şartlar gerçekleşmesi halinde Cumhurbaşkanı'na anayasanın 119. maddesi OHAL yetkisi veriyor. Peki OHAL olduğunda neler yapılabilir? Yetki çalışmaları nasıl etkiler? OHAL ülkenin tamamında veya bir bölgesinde ilan edilebilir. En fazla da 6 ay sürebilir. Yardım faaliyetlerinin hızlandırılması ve hayatın normal akışına dönülmesini sağlayacak adımların hızlı bir şekilde atılması için idareye istisnai yetkiler hakkı tanıyor. Felakete uğrayanların kurtarılması, hasar ve zararın telafisi, para, mal ve çalışma yükümlülüğü sağlanması öngörülüyor. O halde kamu kurum kuruluşları dışında özel tüzel kişilerin arazi, arsa, bina, araç, gereç, yiyecek, tıbbi malzeme gibi talep edilen her türlü maddeyi vermesi bekleniyor. İlan edildiği bölgelerde valilere, çevre illerden ve Türk ordusundan yardım isteme yetkisi de tanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli görmesi halinde olağanüstü hal süresini uzatabilir, kısaltabilir ya da gerek görmesi halinde söylediğimiz gibi kaldırabilir. Türkiye büyük bir yıkım ve acı yaşarken sosyal medyalarda birçok hesaptan depremle ilgili dezenformasyon yayılıyor maalesef. Yahya Hancı söz konusu paylaşımların doğru olup olmadığını araştırdı. Malatya'da deprem sonucu yıkılan bu binanın 3 yıllık olduğu iddia ediliyordu. Ancak Google'un uydu kaydına göre binanın 2001'den beri orada olduğu anlaşılıyor. Binanın dış cephesinin yenilenmesinden dolayı yeni göründüğü ortaya çıktı. Bunun gibi depremle ilgili birçok teyit edilmemiş bilgi var medya organlarında. Örneğin Hatay'da şehir hastanesinin yıkıldığı iddiası. Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesine baktığımızda şehir hastanesi bulunan iller arasında Hatay yer almıyor. AFAD'ın 8.5 büyüklüğünde deprem beklediğine dair açıklama yaptığı iddiası da hızlıca yayıldı. Ancak AFAD'ın hiçbir kaynağında böyle bir açıklamaya rastlanmadı. Benim gözlerim açıkçası ilk saatlerden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri'ni aradı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arama kurtarma çalışmalarına katılmadığı iddiasını ise bölgeden gelen görüntüler yalanlıyor. Askerlerin depremin ilk saatlerinde ve sonrasında bölgede yer aldığı görülüyor. Bazı kişilerce bölgedeki camilerinde kapalı olduğu iması yapıldı. Yine ajanslardan gelen görüntülere bakıldığında evlerine giremeyenlerin camilere sığındığı görülüyor. Bu tarihi felaketin üstesinden gelmeye çalışırken yalan haberler ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ediyoruz. Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız. Depremden etkilenen tüm iller için arama kurtarma seferberliği başladı. Binlerce gönüllü İstanbul Havalimanı'na akın etti. 14 ülkeden de 3000 afet personeli çalışmalara katılıyor. 70 ülkeden de talep var. Deprem bölgesindeki bu dayanışmayı Rehan Ayıldız anlattı. Görüyor musun? Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sadece profesyonel arama kurtarma ekipleri değil, gönüllüler de harekete geçti. Aralarında doktor ve öğretmenlerin de olduğu binlerce yardım gönüllüsü İstanbul Havalimanı'na akın etti. İstanbul'dan 73 uçakla 12.752 personel ve AFAD gönüllüsü bölgeye sevk edildi. Sabah saatlerinden itibaren havalimanı terminalinde uzun kuyruklar oluştu. Öncelik sırası profesyonel ekiplerle sağlık personeline verildi. Uluslararası yardımları da içeren 4. seviye alarmın verildiği deprem sonrası birçok ülkeden de Türkiye'ye destek geldi. Kardeş ülke Azerbaycan, Türkiye'ye 370 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi. Arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekipler Adana'ya geldi. Japonya'da 15 kişilik uluslararası acil kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi. Tayvan'dan arama kurtarma ekipleri de Türkiye'ye hareket etti. Tayvan hükümeti ayrıca Türkiye'ye afet çalışmaları için $200.000 destek sağlayacağını duyurdu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın arama kurtarma ekipleri de Türkiye ve Suriye'ye doğru yola çıktı. Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada da 50 kişilik arama kurtarma ekibi ve 25 ton yardım malzemesinin Pakistan Uluslararası Hava Yolları'na ait uçakla Türkiye'ye doğru hareket ettiği ifade edildi. Avrupa Birliği üyesi 17 ülkede Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderiyor. Avrupa'dan 850'nin üzerinde uzman Türkiye için harekete geçti. İngiltere, Türkiye'ye 76 kişilik kurtarma ekibinin yanı sıra kurtarma ekipmanı ve arama köpekleri gönderecek. Fransa'da 139 arama kurtarma görevlisini Türkiye'ye göndereceğini duyurdu.
ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price arama kurtarma çalışmalarına katılacak. 79 kişilik iki takımın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gideceğini, ayrıca Türkiye ve Suriye'ye insani yardım fonu sağlayacaklarını açıkladı. We are determined to provide any and all assistance to help those affected by these earthquakes. Sadece bu ülkeler değil, Cezayir, İran, İsrail, Meksika, Hindistan, Malezya, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Kazakistan, Filistin ve Çin'de de yardım ekipleri Türkiye'ye doğru yola çıktı. 10 şehrimizde enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları sürerken Türkiye'de meydana gelen bu depremler dünya medyasında da geniş yankı uyandırdı. Dünya basını Türkiye'deki depremi son 100 yılın en büyük doğal felaketi başlığıyla duyurdu. Manşetlerde özellikle depremin yıkıcılığı ve kurtarma ekiplerinin mücadelesi ön plana çıkartıldı. Birkaç başlığı bu ekrana taşıdık. Hemen kısa kısa üstünden geçelim. Alman Der Spiegel gazetesi enkaz altında kalan 8 bin kişiyi kurtardılar. Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor ifadesi kullanıldı gazetenin manşetinde. İngiliz basınından The Guardian, felaket Türkiye ve Suriye'yi vuran depremde binlerce ölü başlığı kullanıldı. Gazete bugün tam sayfayı Türkiye'deki depreme ayırdı. Amerikan basınından The Washington Post var sırada. Deprem Türkiye ve Suriye'yi mahvetti başlığı vardı bugün gazetenin manşetinde. Özellikle Suriye vurgusu var haberde, malum yıllardır Suriye'de yaşanan bir iç savaş var. Gri Suriye fotoğrafları görmeye maalesef alışkınız. Savaştan sonra şimdi de depremin Suriye'yi vurduğuna vurgu yapılıyor. Yine İngiliz basınından The Daily Telegraph gazetesi 19. yüzyılın en güçlü depreminde binlerce kişi öldü. Manşette de Hatay'da enkazdan çıkarılmış bir gencimizin fotoğrafı var. Fransız basınından Le Monde'u aldık. Türkiye ve Suriye'de ölümcül deprem manşeti atıldı bugün gazetede. Arama kurtarma çalışmalarına vurgu yapıldı. Ve yine Amerikan basınından bir gazeteyi daha kısaca anlatalım. New York Times gazetesi Türkiye ve Suriye'yi vuran güçlü deprem binlerce insanı öldürdü manşeti atıldı. Bugün dünya basını, altını çizelim bir kez daha, Türkiye'deki deprem dikkat çekti ve ayrıca yardım çağrıları yapıldı. Kahramanmaraş merkezli iki depremin büyüklüğü tartışılmaz. Evet, ancak yol açtığı tahribat beklenenin çok üzerinde oldu. Peki bu deprem neden bu kadar büyük bir alanı etkiledi ve neden kaybımız bu kadar çok? Reyhana Yıldız bu soruya cevap aradı. Mam enkaz altında. 3 gün oldu ev aldım. Kahramanmaraş'ta yaşayan Nalan Şimşek yeni evine 2 gün önce taşınan kızı Şeyma Şimşek'in enkaz altında kalmasının şokunu yaşıyor. Kızım yok oldu. Kızıma mezar almışım, evde mezar almışım, mezar. Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, ondan fazla ille 13 milyondan fazla insanı ve yaklaşık 100 bin kilometre karelik bir alanı etkiledi. Depremde yeni yapılan ya da sağlam olduğu düşünülen yüzlerce bina böyle moloz yığınlarına döndü. Peki deprem neden büyük bir alanı etkiledi ve yıkıcılığı bu kadar büyük oldu? Tek sebep depremin büyüklüğü mü? Türkiye'de yaşanan ikinci en büyük deprem maalesef Türkiye'nin yapı stoğu açısından en zayıf olan bölgesini vurmuştur. Deprem bölgesinden gelen görüntüler yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor. Örneğin Kahramanmaraş'taki bu site, Malatya'daki bu cami ve Gaziantep'teki bu kale gibi yüzlerce yapı bu hale geldi. Depremin enerjisi tek başına yıkıma sebebiyet vermiyor. Zeminin özelliği de buna neden oluyor. Ki nitekim görüyoruz felaketlerde. İki bina ayakta duruyor, üçüncü bina yıkılmış. Uzmanlara göre 6 büyüklüğündeki bir depremde açığa çıkan enerji 15 bin ton patlayıcının çıkardığı enerjiye eşit. Bu Hiroşima'ya atılan atom bombasına denk geliyor. Deprem büyüklüğünün logaritmik artması nedeniyle 7 büyüklüğündeki depremde ortaya çıkan enerji 6 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 32 katına çıkıyor. Bu da 480 bin ton aynı büyüklükte enerjiye eşit. Deprem baş etmesi çok zor bir afet. Ancak bunu başarabilen ülkeler var. Böylesi acıların tekrar tekrar yaşanmaması için sadece devlet yetkilileri ve yerel yöneticilere sorumluluk düşmüyor. Toplumsal bir farkındalık da gerekiyor.
Bugün ülkemizin doğusunu sarsan bu depremi, aynı acıyı 23 yıl önce de yaşamıştık. 1999'da yaşanan Marmara depreminde 20 binden fazla insanımız hayatını kaybetmişti. Gölcük'te yaşayan Asya Koşal, 45 saniye süren o depremde iki çocuğunu, eşini, sağ kolunu ve sağ bacağını kaybetti. Mücadelesiyle herkese, hepimize ilham kaynağı oldu. Umuda ihtiyacımız olan bu sancılı dönemde depremzede Asya Koşal'la hayata nasıl tutunduğunu konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Bugün burada olmanız, inanın, bizim için, toplum için çok önemli. İlham kaynağı oldunuz insana. Çok büyük bir acıyla karşı karşıyayız bugün. Maalesef. Allah yaşatmasın. Amin. Bir daha. Herkese sabır versin. Siz bu acıyı bizzat yaşadınız, tanıdınız, biliyorsunuz. Bugün bu görüntüleri izlerken ne hissediyorsunuz? Ben şu anda enkazdayım. Enkazın altındayım. Çok acı gerçekten. Yüreğim paramparça uyandım. 23 yıl geçmesine rağmen çok taze acım. Yani onların ne durumda olduğunu, ne hissettiğini, ne şekilde olduklarını çok çok iyi bildiğim için darmadağınım. O gün neler yaşadınız Asya Hanım? O 23 sene önce acınızı tazelemek değil elbette niyetimiz ama bugün toplum olarak gerçekten hepimiz, evet, hepimizin umuda ihtiyacı kesinlikle, var. Siz hikayenizle yıllardır insanlara umut aşılıyorsunuz. Yaptığınız örgülerle birçok insana umut dağıtıyorsunuz. Bugün sizin burada anlatacaklarınız hepimiz için çok önemli. Ağustos ayıydı. Çok sıcak bir gündü. Zaten deprem söylentileri vardı maalesef. Körfez'de büyük bir deprem olacakla ilgili. Ama tabii ki bunun maalesef ne gününü, saatini, şiddetini bilemediğimiz için sadece dinlemekle kalıyoruz. Gece geç saatlerde bir düğün merasimimiz vardı. Oradan ayrıldıktan sonra gece saat 12'de evimize geçtik. İşte çocuklarımı yedirdim, giydirdim. İki çocuğum, kızım, oğlum vardı. Yedirdim, doyurdum, pijamalarını giydirdim. Çok sıcaktı. Hatta yataklarına yatırmadım. O yatakların olduğu yerde bir boşluk vardı. Öyle bir yorgan yaydım. Çok sıcaktı. Yani kendine sere serpe yatsınlar dedim. Evet. Çok sıcaktı çünkü. Hatırlıyorum ben. Evet. Rahmetli eşim de rahatsızdı. O televizyon izliyordu. Salon bölümündeydi. Biz arka tarafta, yatak odası tarafındaydık. Ben de öyle bir uzandım. Uyumak mümkün değildi sıcakta. Büyük bir gürültüyle doğruldum, uyumamıştım çünkü. Yani yerin altına sanki bir canavar yarıp da geliyormuş gibi. O gürültü nedir diye doğrulup otururken birdenbire, hani o sesten çocuklar korkmasın diye odalarına geçmeye yeltenecektim ben. Yatakta oturmamla ayağımın altı direkt yarıldı benim. Benim bina bir yıllık değildi, yeniydi. Maalesef ki malzemeden çok çalınmıştı. Tam Gölcük merkezde oturuyordunuz, evet, değil donanmanın mi? Yakınlarındaydım ben. Ayağımın altının yarılmasıyla tabii dengem bozuldu. Düştüm yatağın yanına. O arada da bir yandan tuğlalar patlıyor. İşte bir yandan yıkılıyormuş bina. Bir yerlere vura vura iniyorsunuz. O ara işte yatak odanın kapısı fırladı geldi. Kolumun bacağımın üzerine düştü maalesef. O şekilde ben yaşadım yıkıntıyı. Durduğunda ben o sallantıyı enkaz altında, dediğim gibi gürültüyle yıkıldı bizim bina. 5 katlı binanın 3. katındaydım. Yani yarım metrelik yerde kaldım ben. Bu sağlam olan bacağım da şu göğsümde kaldı. Şu kısımdaki bir mesafede kaldım. Yani anlam veremiyorsunuz. Bu çocuklarınız kaç yaşındaydı? Kızım 8, oğlum 5,5 yaşındaydı. Oğlunuz 5,5 yaşında. Evet. Enkaz altında gözünüzü açtınız. Enkaz altında açtım. Karanlık, dipsiz bir karanlık. Hiç ses yok. Ufacık bir yerden sadece bir üflüntü şeklinde bir hava geliyor. Tabii kulağınız, burnunuz, her tarafınız toz toprak içinde. Evet. O nefes de yetmiyor. Yani ne olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. Çocuklarınızı görebiliyor musunuz? Yok, o sırada? Yok, hiç. Ben sesini dahi duymadım çocukların. Yani sonradan çıktıktan sonra bazı şeyleri duyunca duymamam benim için daha hayırlıymış. O 3 saat içinde hiçbir şey duymadınız? Hiçbir şey duymadım. Ta ki aradan ne kadar dediğim gibi dipsiz bir zaman, karanlık, yani buçsuz bucaksız bir zaman, anlamıyorsunuz saatin karanlık olduğu için, geceyi gündüzü bilmiyorsunuz. Belirli bir zaman sonra alt kattaki komşumun sesini duydum ben. O da yaralı, üzerine kolun düşmüş, bacağının da bir bacağı kesildi.
O bana seslendi, su diye su istedi. Ağustos ayı çok sıcaktı malum. Evet. Sulama seviyesi had safhadaydı. Şimdi ne kadar soğuksa o gün de o kadar maalesef sıcaktı. Maalesef zaten şöyle bir şey, yani Ağustos ayı sıcaktı ama fakat biz terlemiyorduk, üşüyorduk. Enkazın altında üşüyorsunuz enteresan bir şekilde ki ben şimdi hiç düşünemiyorum. Bu gece hele, bu ikinci gece hiç düşünemiyorum. Allah yardımcıları olsun inşallah. Amin. Sonrasında işte konuştuk, sen daha yukarıdasın işte, vur bir yerlere, bağır, sesimizi duyuruz falan. Tek sonra belirli bir zaman sonra duyduğum tek helikopter sesiydi benim. İnsan sesi duymuyordum. Ta ki üç gün kaldım ben enkazda. Üçüncü güne akşamında bir titremeyle uyandım. Kendimden geçip gidip geliyorum tabii bu arada. Kol bacak kangren olmuş, artık olan taraflarıma vurmaya başlamış. Tabii o arada da hep çocuklarıma sürekli feryatla sesleniyorum ama ses yok. Eşime falan. Sonra kepçeymiş o beni titreten, kepçe sesiyle uyandım. İşte bizim taraftan abimlerin sesini falan duydum. Onlar üstümdeymişler meğersem. Duymuyordum ben, bilmiyordum. Küçük bir delik açtılar. Oradan beni çıkardıklarında akşam, üçüncü günün akşamı karanlıktı. Sonrasında işte bilinçli insanların yanında olması çok önemli. Su diye feryat ettim. Hemen su vermediler çünkü ürem çok had safhadaydı benim. Böbrekler gidermiş. Su çok vermemek öyle, tabii gerekiyor. Çok o şekilde ölen, hiçbir yerinde bir şey olmayıp su içip o kalp çarpıntısıyla ölenler de çok oldu. Sadece pamukla dudağımı ıslattılar benim. Hı hı. O şekilde. İşte helikopterle donanma hastanesinde, asker hastanede ilk tedavi, sonra helikopterle Marmara Üniversitesi'ne götürdüler. Oradan büyük ameliyatlar oluyordu, kol bacak kesildi. Ertesi günü daha küçük hastanelere sevk ettiler. İşte öğretmenler hastanesinde yattım koşu yolunda 2,5 ay kadar. Acı bir süreç. Çok acı. Çok acı bir süreç. Sonra uzun bir süre tedavi gördünüz. Hem psikolojik hem tabii fiziksel. Tabii ki. Çok zor, çok sancılı bir süreç. Evet, yani ailenizi kaybettiniz. Onu uzun zaman bilmiyordum zaten. Hani sonra ne zaman öğrendiniz? Eşimi 10 gün sonra söylediler. Çocuklarıma bir 20 güne yakın söyleyemediler. Çünkü benim durumum da çok ağırdı. Yani öyle bir şey ki, evet doktorlar var, psikologlar var, psikiyatriler var ama onların size söyleyeceği şey size çok hafif kalıyor acınızın yanında. Böyle nasıl desem, çocuk eğer ki evlatsa kaybınız, zaten kolum bacağım gittiğini bile ben uzun zaman hiç ne üzüldüm ne fark ettim. Çünkü daha büyük bir acınız acı, var. Çocuk acısı, evlat acısı bir bambaşka yani. Onun ne zaman aşımı var ne tarifi var. İki tane çıkıyorlar. Benden bir gün sonra çıkmışlar. Gömülüyorlar. Hiçbirinin de yanında değilsiniz, görmüyorsunuz, bilmiyorsunuz. İşte 20 gün sonra falan doktor heyetiyle gelip söylediler. Tabii duramadım, beni götürdüler şeyle, ambulansla. Mezarlarına hala 23 yıl geçti, mezarlarına gidiyorum sanki onlar orada değiller. Çünkü görmedim, gömüldüklerini görmediğim için. Hala bana o toprak çok yabancı geliyor. Peki sonra nasıl hayata tutundunuz? Örgü örüyorsunuz. Bütün Türkiye sizi tanıyor aslında, evet. Ördüğünüz örgülerle. Daha önce, yani depremden önce de örgü örmeyi biliyor muydunuz? Yapıyor evet, muydunuz? Biliyordum, örüyordum. Fakat şöyle, benim zaten öyle bir yapım var ki, hani bir kenarda oturup hiperaktif bir yapım vardı zaten benim. Yani benim daha önceden de tanıdığım engelli arkadaşlardan da falan çok böyle eve kapanıp, sosyal olmamaları falan beni çok üzerdi zaten. Ben bunu kesinlikle kabul edemezdim o şekilde. Bir şekilde hayata tutunmak için amaç edinmek gerekiyor zaten. Bir amaç olması gerekiyor. Evet. Amaçsız hayata devam etmek mümkün değil zaten. Tabii ki yine doktorlarımızdan desteklerimizi aldık. 23 yıldır benimle birlikte sürekli bitmeyen bir fantom ağrılarım var benim, sürekli onlarla yaşıyorum. Ben şu anda sizinle gülümserken bile o ağrılarla beraber size gülümsüyorum mesela. Ne güzel ama hep gülümsüyorsunuz. Buna rağmen hayata devam ediyorum, devam etmek zorundayım. Sonrasında tek elle şiş örmeyi yapabildiğimi gördüm. Onu yaptıktan sonra da uzun süre onu ördüm. Sonra tığı da örebildiğimi fark ettim. Fark edince sosyal medyada işte bunun videomu falan yayınlayınca büyük bir ses getirdi tabii ki.
Bununla birlikte çeşitli televizyon programlarına çıktım, belgesellere dahil oldum. Yani benim benim hobim, ben severek yapıyorum. Hı hı. Çok hem zihnimi yeniliyor hem beni rahatlatıyor ama onun yanı sıra da benim şu anda sosyal medyada olmamın misyonu çok farklı oldu. Umutsuz olan insanlara çok büyük umut ışığı oldum ben. Evet. Çok güzel geri dönüşler alıyorum bununla ilgili. Destek olarak maddi manevi olsun elimden ne geliyorsa. Manevi tatmini hepsinden büyük. Kesinlikle. Hı hı. Yani bazen işte videolar gönderiyorum, konuşuyorum, telefon numaralarını alıyorum, o şekilde sohbet ediyorum. Bu sadece engelli olan insanlar değil, işte hayatta bir şekilde küsmüş olan insanlar, evet. İşte kanser tedavisi gören şifa diliyorum hepsine, hastalarımız. Aynen, hepsine. Hı hı. Bunlarla ilgili işte uluslararasına kadar sesim gitti. Benim yurt dışında da çok fazla takipçim var. Bir nebze de olsa insanların hayatına pozitif yönde dokunabiliyorsam ne mutlu bana. Benim için orada sosyal medyada bulunmamın en büyük nedeni de bu. Çok teşekkür ediyorum Aslı Hanım. Uzun bir yoldan geldiniz, bizi kırmadınız, umut oldunuz. Hepimizin umudu ihtiyacı var. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah son olsun. İnşallah. Herkese şifa diliyorum, yaralılara şifa diliyorum. İnşallah tez zamanda bulunur çıkar enkaz altındakiler de ölenlere de rahmet İnşallah. Diliyorum. Kalanlara da sabırlar Sabır. Diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Havanın çok soğuk olduğunu özellikle vurgu yaptık. Nasıl ki 99'da sıcaksa bu depremde de hava çok soğuk. Hem enkaz altındakileri hem de çalışmalara katılanları bekleyen bir tehlike daha var. Hipotermi. Detaylar haberde. Sesimi duyuyorsan 3 kere bir yere vur! 10 ili deprem fırtınası vurdu. Binlerce kişi yaşamını yitirdi. Bir o kadarı da enkaz altında hayatta kalabilmek için zamanla mücadele ediyor. Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşıyor. Bölgede devam eden kar yağışı ve düşen sıcaklıklar nedeniyle enkaz altında kalanlar için bir tehlike daha var. Hipotermi. Soğuk havada uzun süre korumasız kalan kişilerin vücut sıcaklığı düşüyor. Normaldeki vücut ısısının 35 derecenin altına düşmesidir. Özellikle küçük altında bu soğukta bu kadar uzun süre durmayla beraber hipotermi neredeyse kaçınılmaz hale geliyor. Hipotermi zamanında tedavi edilmezse kalp dolaşım ve solunum sisteminin tamamen bozulmasına ve sonunda ölüme yol açabilir. Bu nedenle belirtileri fark edebilmek önemli. İtme şeklinde başlar. Sonrasında vücutta soğukluk, solukluk, ellerde uyuşma, bilinç bozukluğu, çarpıntı, konuşmanın bozulması şeklinde devam eder. Bu kadar zamanda da maalesef hastalarımızda ilk başta çıkarıldığında ilk karşılaşılan şey olacaktır. Peki hipotermi geçiren kişiye nasıl müdahale edilmeli? Bu konuda doğru bilinen çok yanlış var. Yapılan en büyük yanlış hemen sıcak bir şeylerin üzerine getirme, hastaya temas ettirme refleksi oluyor. Bu özellikle uzun süre hipotermide kalmış kişiler için direkt olarak doku ölümüne ve dolaşım bozukluğuna yol açabilir. O yüzden sıcak temasından kaçınmak gerekiyor. Ilık bir örtüyle örtüp sağlık profesyonellerine bırakmak gerekiyor tedaviyi.